Herkese merhaba. Üniversiteye hazırlanan translar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Üniversitede sizi ne gibi zorluklar bekliyor ve bu zorlukları nasıl aşabilirsiniz? Hem bu soruların cevabını bulabileceğiniz hem de bazı tavsiyelerde bulunduğum yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalımla ilgili güzel bir haberim var. Yakın zamanda YouTube kanalımda katıl butonu aktif oldu. Artık katıl butonuna tıklayarak hem kolay bir şekilde kanalıma destek olabilirsiniz hem de üyelere özel ayrıcalıklardan siz de yararlanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken katıl butonuna tıklamak ve üyelik seçeneklerinden size uygun olanı seçmek. Ayrıca bu kanalın büyümesi ve daha fazla etkileşim alması için abone olmayı, beğeni atmayı ve beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Çok çalıştınız, sınava girdiniz, güzel de bir puan aldınız. Trans olmayan diğer akranlarınız gibi siz de üniversite tercihi yapmak istiyorsunuz. Ancak üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının trans kapsayıcı olmaması sizi bu seçimi yapmak konusunda kaygılandırıyor. Şimdi adım adım birlikte bu süreci değerlendirelim. Ne olmak, ne yapmak istiyorsunuz? Cevaplanması gereken en temel soru bu. Öncelikle bu konunun netleşmiş olması gerekiyor. Size hitap etmeyen, okumak istemediğiniz bir bölümü hangi sebepten olursa olsun asla tercihleriniz arasında yazmayın. Trans olsanız da olmasanız da bu kriter herkes için geçerli. Sırf üniversite kazanmış olmak için veya size hitap etmese bile sırf trans olduğunuz için daha rahat olacağınızı düşündüğünüz bir bölümü de yazmayın. Ailevi veya toplumsal hiçbir baskı altında kalmadan severek yapabileceğiniz mesleğe yönelik olan bölümlerin listesini çıkararak işe başlayabilirsiniz. O hayalini kurduğunuz ve okumak istediğiniz bölümü netleştirdikten sonra bu bölümün hangi üniversitede yer aldığının bir listesini çıkarın. Bu listeyi hazırladıktan sonra yapmanız gereken bu listede LGBT artı dayanışma imkanı olan üniversiteleri belirlemek. Yaşadığınız şehirde okumak istediğiniz bölümü olan bir üniversite yoksa veya ailenizden uzak bir şehirde okumak istiyorsanız o zaman öncelikli tercihiniz LGBT artı dayanışma imkanı olan büyük şehir üniversiteleri olmalı. Bu süreçte LGBT artı öğrenci kulüpleriyle ve o şehirde varsa LGBT artı dernekle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Ayrıca hangi şehirde öğrenci olursanız olun, üniversitelerde LGBT artıların yaşamış olduğu hak ihlallerine karşı mücadele eden Üniversiteli Queer Araştırmaları ve LGBT artı Dayanışma Derneği'nden destek alabilirsiniz. Web adreslerini bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Maddi durumu çok iyi olan öğrenciler gerekirse yüksek kiralar ödeyip tek başlarına eve çıkarak veya özel yurtlarda kalarak bu sorunu bir şekilde aşabilir. Ancak maddi durumunuz iyi değilse, o zaman barınma meselesini çözüme kavuşturmak için devlet yurdunda kalmayı göze almanız gerekebilir. Peki, barınma için genel olarak seçeneklerimiz neler? 1. Hali hazırda bulunduğunuz şehirde ikamet ettiğiniz ev. 2. Devlet yurtları. 3. Özel yurtlar. 4. Öğrenci evleri. Birlikte yaşadığınız aile üyeleriyle İletişiminiz iyi ise ve yaşadığınız şehirde okumak istediğiniz bölümü olan bir üniversite varsa o zaman öncelikli hedefiniz bu üniversiteyi kazanmak olabilir. Ancak böyle bir imkanınız yoksa o zaman kiralık öğrenci evleri ve yurt seçenekleri konusunda bir araştırma yapmanız gerekiyor. Öğrenci yurtları kız ve erkek olmak üzere ikili cinsiyet sistemine göre düzenlendiği için trans öğrencilerin barınma konusunda en zorluk yaşadığı alanlardır. Yurt yönetimi ve personelleri maalesef cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında bilinçli değiller. Yurtlara ilişkin mevzuat
cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılığa karşı LGBT artı öğrencilere herhangi bir koruma sağlamıyor. Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nin kınama disiplin cezasını düzenleyen 22. maddesi şöyle. Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak. Bu madde gerekçesiyle cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ifadesinin genel ahlaka aykırı görülmesi, LGBT artı öğrencilerin barınma hakkının ihlal edilmesine zemin hazırlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 6 tip devlet öğrenci yurdu var. Birinci tip yurtlar en eski yurt binalarına sahip. En uzun olmakla birlikte tuvaletler dışında özel alanın hiç olmadığı, odaları 6-12 kişilik olan yurtlardır. Natransların bile kalmakta zorluk çektiği bu yurtlar, trans öğrenciler açısından bir cezaevi gibi. Özellikle erkek öğrenci yurtlarında kalmak zorunda kalan trans kadınlar açısından tam bir işkence. Umarım bu yurtlara yolunuz hiç düşmez. 6. tip yurtlar en pahalı ve en konforlu olanları. Genellikle odaları 3-4 kişilik. 1 ve 2 kişilik odaları bulunan devlet yurtlarının sayısı oldukça az. Neredeyse yok diyebiliriz. Ve devlet yurtlarında öğrencilere kaç kişilik odada kalmak istediği konusunda seçme şansı tanınmıyor. Trans öğrencilerin devlet yurdunda barınmasını güçleştiren bir diğer önemli sorun da akran zorbalığı. Maalesef birlikte kalmak istediğiniz oda arkadaşınızı seçme şansı bile tanınmıyor. O yüzden tercih edeceğiniz üniversitenin bulunduğu şehirde 1-2 kişilik odaları bulunan özel yurt imkanı olup olmadığını mutlaka araştırın. Trans öğrencilerin üniversite tercihi yaparken şu kriterleri mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. LGBT artı dayanışma imkanı olan üniversiteler ve şehirler. 1-2 kişilik odalarda barınma imkanı sağlayan yurt ve kiralık ev olanakları. Eğer ki atanmış isminizden dolayı ciddi bir rahatsızlık duyuyorsanız, üniversite hazırlık süreci içinde isim davanızı açarak kullanmak istediğiniz ismi mutlaka alın. Böylelikle hem atanmış isminiz nedeniyle eğitim hayatı boyunca yaşayacağınız hoş olmayan durumların önüne geçmiş olacaksınız, hem de mezuniyet sonrası diplomanızdaki ismi değiştirme sorunundan kurtulmuş olacaksınız. Unisex bir isim tercih ederseniz dava sonucunuzun olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek olur. Bundan böyle katıl butonu üzerinden kanalıma üye olan takipçilerimin sorularına YouTube Shorts üzerinden cevap vereceğim. Ayrıca üyelere özel canlı yayınlar düzenleyeceğim. Siz de bu ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız şayet, o zaman tek yapmanız gereken katıl butonuna tıklayarak size uygun olan üyeliği seçmek. Eğer ki videonun şu dakikasına kadar halen kanalıma abone olmayan varsa hemen şimdi ekranın sağ alt tarafından abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.